Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Kaldığımız yerden şöyle bir devam edelim. Öncelikle bir görevleri yapalım. Bakalım eksik görevimiz kaldı mı? Boş duran. Hadi bakalım. Görevleri yapmadan önce tabii şu günlük şeylerimizi bir alalım. Elmas istiyorsun ki arkadaşım, seni nasıl alacağız biz? Görüş ödüllerimizi de alalım. Onun haricinde arkadaşlar böyle bir anlatıma girelim detaylı son bir kez. Arkadaşlar burası zaten diğer videolarda da bahsettiğimiz gibi aktiviteler. Birçok aktivite mevcut burada, istediğinizden başlayıp yapabilirsiniz. Biz 4 kere giriş yapmışız. 4'te 14 yazıyor. 14 kere giriş yaptığımızda işte her gün aynı aktivite, giriş aktivitesi ve ödülleri. Buna benzer şekillerde tabii ki burası gidiyor. Onun haricinde arkadaşlar Bart dediğimizde burada görmüş olduğunuz gibi yanımızda bir petimiz var. Onu yükseltmek için artık belli başlı itemleri biliyorsunuz. Devol dediğinizde yanınızdaki hayvanın hem leveli hem de sizin puanınız artıyor. Advantage kısmı arkadaşlar burası T8. Atak bonus T9 olduğunda verecekleri puanlar, atak. Bunlar arkadaşlar T9 T10 olduğunda, artık tamamen yükseldiğinde alttaki görmüş olduğunuz bu petler açılacak. Sırasıyla yükselterek onları açabiliyorsunuz. Onun haricinde füze görelim. Arkadaşlar zaten bu füze görmüş olduğunuz gibi kanat yapmak için kullanılan bir yer. Hatta bizde bir tane varmış. Bir deneyelim. Yanar mı? Yandı. Ah, yaktılar bizi. Burada zaten görmüş olduğunuz gibi yükseliyor. Burası da sanırım ekstra bir artı koymak için şans taşı gibi bir yer. Çok basmadığım için orasını bilmiyorum. Rune Tower arkadaşlar zaten biliyorsunuz. Burası da zindan gibi bir yer. Tabi girdikçe açıyorsunuz. Zaten önceki parti izlemiş olsaydınız, izleseydiniz eğer, orada görürdünüz. Burada açtık bir tane daha rune slotu. Bunu da bir kesmeyi deneyelim. Hazır tıklamışken, pek zannetmiyorum ama keseceğiz. Hadi be, keseriz onu. Yemedi. Bunu kapatalım arkadaşlar. Diğerlerinden bir bahsedelim. Burada zaten arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi market. Diğer videolarda da bahsetmiştik. Normal elmasla alabileceğiniz şeyler. Yalnız burada altta kırmızı olarak çıkıyor görmüş olduğunuz gibi. Available for VIP artı 5 istiyor. Yani VIP artı 5, 3, 2, 1 olduğunuzda bunları alabiliyorsunuz. Daha sonra buraya gelelim. Burada arkadaşlar VIP kartları, hediye kartı. Bunları da artık normal elmasla alıyorsunuz. İsim fırlama, guild açma kartı vesaire, bu şekilde bunlar var. Burada arkadaşlar pet, sizin üstünüze gerekli olan taşlar, STR, dex, int sıfırlamaları. Arkadaşlar burada da var tabi kapalı olarak. Görmüş olduğunuz gibi çok fazla bir şey yok ama
Yine de ihtiyacınız olan her şey kapalı elmaslarla da alabilirsiniz. Point Shop. Bizde hiç Point Shop olmadığı için bunları şu an alamıyoruz. Onun haricinde arkadaşlar bir de girelim karakterimize. Burası arkadaşlar stat verme yeriniz her zamanki gibi. Zaten üstünde yazıyor. Siz daha oyuna ilk başlamadan hangi stada vereceğiniz. Biz Dex ve Int'e veriyoruz. Mageler öyle. İtem konusuna ondan önce şuna bir tıklayalım. Burası arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arttırma yerleri. Atağınızı arttırıyorsunuz. Bu belli şeyler olduğu sürece taşlar level atlamış oldu. Burası arkadaşlar crit. Bunların hepsini arttırabilirsiniz. Bunlar olduğu sürece HP'nizi yükseltme şeyi. Hop. Aman tanrım bayağı yükseldik. Hatamızı da son kez bir hepsini verelim. Buraya tıkladığınızda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi size bunları nereden edinebileceğinizi gösteriyor. İsterseniz günlük ödüllerden veya elmas da almak gibi. Daha sonra mount binek. Bu binek de aynı şey binekte de geçerli arkadaşlar. İşte train dediğinizde bu sizden mount bile istiyor. Mount bile de görmüş olduğunuz gibi mal kısmından alabilirsiniz. Burası arkadaşlar bu hayvanın skilleri. Bunları açmak için bayağı daha gerekli. Mount Soul, Mount Skill. Arkadaşlar bunları açmak işte görmüş olduğunuz gibi bu karttan gerekiyor. Bu kartı da nasıl elde ediyoruz? Üstümüzde olmadığı için yerini de göstermiyor. Bu da arkadaşlar ileriki petlerdeki gerekli olan şeyler. Verdiği özellikler diyelim. Konuşamadım. T3 level 1, T4 level 1. Bu get. Bu hayvan olsun, buralar olsun çok önemli arkadaşlar. Sonra bir karaktere tekrar gelelim. Ve arkadaşlar az önce de orada bahsettiğimiz gibi item dediğim yerden isim sıfırlama alabilirsiniz. Burası sizin arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi isim değiştirmeyi üstünüzde isim çıktığında size verdiği ödüller diyelim oraya biz. Burası arkadaşlar üstünüzde gene aynı şekil yazı çıkıyor. O da ayrı güzel bir şey. Tabi alması biraz da zor. İlerleyen zamanlarda alıyorsunuz. Sonra biz guildimize girelim. 2 saatlik günlük verdiği ödüller. Burası teknoloji kısmı arkadaşlar. Burada sizin işinize yarayan güzel 3 tane özellik var. Guild'den çıkmış olsanız bile bu özellikler bir dahaki guild'e aktarılıyor girdiğiniz zaman. Burası görev yeri. 4000 bilmem ne biz yani şu an o görevi yapıyoruz. Orada sanırım arkadaşlar item alma yeri ve bakalım hangi itemleri alabileceğiz. Geç puanımız yok ama onları da ilerleyen zamanda alabiliriz. Burası arkadaşlar bahsettiğim gibi iteminizin artı basma yeri. Biz artık çoğunu bastığımız için genelde 20-20. Tabi itemler arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi mavi 10'da maxlanıyor. Turuncu 20'de maxlanıyor. Mor aynı şekil. Kırmızı bayağı uzun sanırım kaçta maxlanıyormuş. Şuna bir auto diyelim. Artık bayağı bir gider.
Sanırım bunlar da 60'ta bitiyor. Şunu biraz daha verelim, bu düşük level kalmış. Şu paramızın hepsi bitti. Ama gene de güzel. Jun slotları arkadaşlar, burada zaten bir tanesini giymemişiz. Jun beklediğimizde üstümüzde olan itemlerden olduğu zaman kabul etmiyor. Bizde o ürünlerden fazla yoktu. Şey var, bakalım. Yine bir tane skill açma. Bir girelim, kesebileceğiz mi onu da? Sen kime şekil yapıyorsun boss? Alacağım ifadeni şimdi. Tabii o bizimkini almazsa 200 level bulsunmuş. Bunu kesmemiz çok zor olacak. Atma sana işte o skill'i be. Uf. Feleğimizi şaşırttı be arkadaşım. 70k candan 80. Tamam, film de burada kopar. Bunu geçmesi bayağı zor. Skin yerlerinden de bahsedelim arkadaşlar. Bir çıkalım şuradan. Bunlar arkadaşlar aktif skilleriniz, kullandığınız. Bunlar pasif skilleriniz. O yaratığı kestikçe açılan skiller. Zaten bizde de kesmemizi istiyor ama şu an üstümüz yeterli olmadığı için kesemiyoruz. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi birçok skill var da. Ha, bunları açmak önemli. Açmak haricinde bayağı güzel. Rune Stone. Burası arkadaşlar sizin belli, yani bu 3 taştan 3 level, 3 tane soket taşından bir tane, 3 tane olduğu zaman bir tane böyle 4 level kocaman bir rün kazanabilirsiniz. Onun haricinde gelelim boss kısmına. Bunlar arkadaşlar belli başlı bosslarınız. Burada zaten levelleri yükseldikçe yükseliyor. De bunların bir saatleri var. Altta da yazıyor zaten, 5 dakika 6 dakika sonra çıkacak. Buraya girdiğiniz zaman arkadaşlar bu itemlerden alabilirsiniz. De bunlar girilmiyor maalesef. VIP 4 istiyor bizden. Free olsaymış iyiymiş onlar da ya. Güzel olurmuş onlar da. Free olaymış. Burası arkadaşlar daha önce de gösterdiğimiz gibi pot alma yeriniz. Burası ekstra sakladığınız çanta. Burada arkadaşlar zaten bizim itemlerimiz. T5 olduğu zaman arkadaşlar Mage iken Wizard, artık T6'da hangisi olur? İsimler değişerek yükseliyor. Sanırım burada 220 levelde ikinci stat yerlerini vereceğiz. Bir de böyle 6 stat point kazanarak buraya bir girelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada buraya SP verilmiyor. Bir bekleyelim. Burada arkadaşlar 25'e kadar var. Bunları verdiğiniz zaman
Üstte görmüş olduğunuz gibi upgrade'lediğinizde skill'lerinizin leveli yükseliyor. Biz şu an veremiyoruz. Ötekine deneyelim. Ötekine verebilecek miyiz? Bu taşlardan istiyor. Daha yüksek ratelerde basmak için. Continue diyelim. Evet arkadaşlar, sizin SP'niz olsa da maalesef bu şekilde faydalı verebiliyor. Sebebi de bu rate taşları. Bunları nerede kazanabiliyoruz? Tabii ki günlük görevlerden yaptıkça kazanabilirsiniz. Siz vermeye çalışsanız da vermeyecektir. Ya verir ama böyle fail çıkıyor. Çünkü sebebi drop yükseltme, bizdeki taş, yanındaki şans taşları gibi diyebiliriz buna. Onlardan bizde olmadığı için şu an %15 oranla geçiyor. Ya tabii %15 oranda nereye geçecekse. Bunu da vermiş olalım bir arkadaşlar şöyle. Hepsine bir verelim. Belki artık ihtiyacımız olur. Bunları vermeyi de unutmayın arkadaşlar. Tabi bunlar 180 levelde açılması gerekiyor. Onun haricinde arkadaşlar tekrar karaktere gelelim. O statlarımızı da bir vermiş olalım. Dex'i şöyle. Int'e de biraz verelim. Haksızlık etmeyelim şimdi ona. Güzel bir puan kazanmış olduk. Oyun içi arkadaşlar zaten anlatacak şey çok yok. Artık her şeyi yapmış bulunuyoruz. Bunlar arkadaşlar item kırdırma. Yani kırdırdığınızda bu sağ tarafta gördüğünüz itemleri kazanabilirsiniz. Tabii her şey biraz da elmasa dayalı olduğu için. Rune Tower arkadaşlar. Zaten burada görmüş olduğunuz gibi size rune veriyor. Rünlerinizin levelini yükseltmek için gerekli olan o taştan veriyor. Daha hepsini bitirdiğinizde yeni bir kule açılacak. Size de yeni bir slot gelmiş olacak. Bizim hala rünlerimiz işaretli. Sence? Bizim elimizde olan rünler şu an bu arkadaşlar. Bize verdiği de bu. Basit. Yüksek diye gidiyor arkadaşlar bunlar. Her rün toplayıp artık yapabilirsiniz. Oyun siz görev yaptıkça zaten otomatik elmas da verecek. Para da kazanacaksınız. Bu itemler, yandaki isim. Görev yaparak da artık çoğu şeyi alabilirsiniz. Yalnız unutmamanız gereken şeylerden biri de burada görmüş olduğunuz gibi ekstra SP kazanmak için görev, XP kazanmak için görev, petinizi yükseltmek için, altın kazanmak için. Hani bu günlük görevleri her girdiğinizde mutlaka yapmanız gerekiyor. Burada arkadaşlar işte belli bir elmas karşılığında size verdiği XP'ler, itemler. Şöyle hemen göstermek amaçlı iki tane bir yapalım. Yaptık. Ödülümüzü ne aldık? Temizinden yürüyelim. Hemen bunu da yapalım. Elmasınız varsa arkadaşlar bu şekilde de buradan ödülleri alıp daha da zorlanmadan, yani oyun içi standart olarak yapacağınız şey günlük görev. Buradan istediğinizde altınla almanız, ya daha doğrusu elmasla festival arkadaşlar. Yeni bir tane de özellik gelmiş sanırım, festival. Biz bu festivale de bir girmiş olalım.
Abi elmas verelim bakalım. Boss Revard. Üste verdiği ödüller sanırım bu. Trial Boss'tan ne kazandık? İyi. Güzel şeyler kazanmışız. Başka bir festivale tıklayalım. Bakalım nereye gidecek. Bu arada bir şey... Evet, arkadaşımız bizi eklemiş. Onu da bir kabul edelim. Aa, kabul edelim. X team atmış. Bunu yanlış. İsmini tam okuyamadığım için onu. O maşallah. Bunlar belli bir gül karşılığında artık ne kazandıysak o. Ama bizde gül yok, biz daha hiç yapmadık. Niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Arkadaşlar birinde Bobos'a girerek alabilirsiniz bu ödülleri dahiliyeden. Bu da yeni gelmiş sanırım. Güzel olmuş. Tabi normal elmas da açmak istediğinden bizde de normal elmas yok. Onun haricinde arkadaşlar gene sormak istediğiniz bir şey olursa altta yorum olarak yazabilirsiniz. Şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. Tekrar umarım görüşürüz. Bu oyunu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Artık başka bir oyunda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.